Şampiyon, son olarak sana bir sorum olacak. Yeni genç nesil, bir sürü senin gibi, söylediğim gibi olmak isteyen kardeşlerimiz var. Bir yerlerden oyun kuşu alırken dikkat edecekleri ne mesela? Bir püf noktası var mı? Şuna dikkat etsinler tabii, diyebileceğin ne var? Tabii ben anlatayım onu. Ben de kuş aldım. Kütahya'dan kuş aldım. Dikkat etmesi gereken ne var? Kuşun ekesini takip edecek. Ondan sonra kuşu bir kere izlemeyecek. Bir kere izlemeyecek. Kuşu 3 gün üst üste gidip izleyecek. Ve bu sahibinde tereddüt olursa o kuşu beslemeyecek. Kuşun, ben mesela atıyorum İstanbul'a gittim kuş almak için. Örnek veriyorum. Ben gittim otelimi tutarım, 3 gün orada yatarım. Eğer iyi bir damızlık arıyorsam o kuşu 3 gün içerisinde bütün oyunlarını takip ederim. Nerede hata yaptı, nerede iyi yaptı değerlendiririm. Eğer o kuşta bir hata, bir söz konusu, bir şey yoksa onu alırım. Onu da aldığım gibi kendim denerim. Kafamda illaki vardır ya bir dişi ya bir erkek, değerlendiririm. Ama burada böyle bir yanlış var. Onu da söyleyeyim. Belki bazı insanlar için doğrudur. Benim için yanlıştır. Bir kuşu ben bir kere izlediğim zaman çok güzel oyun yaptı. Ama sabahleyin sahibi uçuruyor, geliyor boş konuyor. Benim kafamda ne kaldı Murat abicim? İyi oyununu kaldı. Ama kötüsünü görmemiz için 3 gün üst üste uçan kuşu takip edeceksin. Aynı saatte uçuran adam zaten iyi bir kuşçudur. Ama sabah seni çağırıp akşamleyin gelip abicim gel akşam izleyeyim dedim mi, o adamdan da kuş alma. Çünkü kuşun bir saati olması lazım. Anladım şampiyon. Seni tebrik ediyoruz. Allah muvaffak etsin. Tekrar tebrik ediyoruz. Avrasya Oyun Kuşu Turnuvası'nda sevgili Serkan Bey İzmir'den katıldı. Mardinli kendisi 3. oldu. Tekrar tebrik ediyoruz. Sevdalı dostlar, aradaki ince notları, ayrıntıları not alın, unutmayın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin.